Orta Amerika'nın en küçük ülkesi El Salvador'u keşfetmeye ne dersiniz? Guatemala ve Honduras ile komşu olan El Salvador, 21.040 km² yüz ölçümüyle küçük ama nüfus yoğunluğu bakımından kalabalık bir ülke. İspanyolca'da kurtarıcı anlamına gelen El Salvador, yaklaşık 300 sene İspanyolların işgalinde kaldıktan sonra 1841 yılında bağımsızlığını ilan etse de siyasi çalkantılar bir süre daha devam ediyor. 1980 yılında başlayan ve 1992 yılında sona eren iç savaşta tam 75 bin kişi yaşamını yitirmiş. Gelin geçmişi ve bugünüyle dillere destan olan El Salvador'u beraber tanıyalım. Günümüzde El Salvador bayrağı ilk olarak 1912 yılında göndere çekilmiştir. Sadece ufak bazı değişimler neticesinde şu anki halini 17 Kasım 1972 tarihinde almıştır. 3 yatay şeritli olan bayrağın üstünde mavi, ortasında beyaz ve altında yine mavi renk bulunur. Orta kısımda ise devlet arması bulunur. Mavi renklerin anlamı Atlas ve Pasifik Okyanusu'dur. Beyaz renk ise barış anlamına gelmekte. El Salvador'da 1930 yılında iktidara gelen ırkçı diktatör General Maximiliano Hernández Martínez, Asyalı, Arap, Çingene ve siyahların ülkesinin ırksal yapısını değiştirebileceklerini düşünerek faşist olarak tanımlanan kararlara imza atmıştı. Türk, Lübnan, Suriye ve Filistin vatandaşlarının ülkeye girişi de tamamen yasaklanmıştı. O dönemde sadece Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye dışında yaşadıklarını ispat etmeleri kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilmiş. Diktatör Maximiliano Hernández Martínez'in aldığı bu yasak kararı ancak 1980'de yürürlükten kaldırıldı. El Salvador, Türklerin 50 yıl boyunca gidemedikleri tek ülke oldu. 60'lı yılların sonunda El Salvador'la komşusu Honduras'ın arası oldukça gergindi. Gerginliğin sürdüğü dönemde 1970 yılında yapılacak Dünya Kupası'na katılmak için iki ülke karşı karşıya geldi. Tarım, toprak ve göçmen yerleşimleri yüzünden araları bozulan iki ülke, futbol yüzünden trajikomik bir savaş yaşamak zorunda kalacaktı. Taraflar arasındaki ilk maç Honduras'ta yapıldı. Honduraslı taraftarlar rakipleri El Salvador milli takım oyuncularını sabaha kadar uyutmayınca oynanan maçı 1-0 Honduras kazanacaktı. Rövanş El Salvador'da yapıldı. Honduraslı futbolcular sabaha kadar El Salvadorlu taraftarların çıkardığı gürültü yüzünden uyuyamadı. Rövanş maçının kazanan tarafı 3-0'lık skorla El Salvador oldu. Honduras milli takımı El Salvador'dan canını zor kurtardı. Olaylara asker müdahale edip futbolcuların ülkelerine dönmesini sağladı. Son maç tarafsız bir sahada Meksika'da 27 Haziran 1969 tarihinde oynandı. El Salvador uzatmalarda Honduras'ı 3-2 yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maç sonrası ortalık karıştı. 14 Temmuz'da iki ülke birbirine savaş ilan etti. El Salvador askerleri Honduras'a girdi. Savaş tam 100 saat sürdü. Araya giren diğer ülkeler savaşın uzamasını önledi. 20 Temmuz 1969 yılında ateşkes ilan edildi. Tarihe futbol savaşı olarak geçen bu acı olayın bilançosu 2000'den fazla kişinin ölümü, 10.000'den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Orta Amerika mutfakları arasında fazlasıyla popüler olan El Salvador yemekleri damak zevkinizi zorlamayacak cinsten. 300 yılı aşkın İspanya'nın hakim olduğu ülkenin yemek kültüründe de İspanyol etkilerini görmek mümkün. Peynir, fasulye ve et ile hazırlanan pupusas bir çeşit mısır ekmeği olmakla birlikte ülkenin en fazla tüketilen yiyeceği. Lahana, havuç ve diğer sebzelerle hazırlanan baharatlı ve bol sirkeli curtido, manyok kökü, domuz eti ve lahana ile lezzetlendirilen yuca frita
El Salvador'un meşhur yemekleri arasında empanadas de leche, tortitas, tamale, sopa de pata deneyebileceğiniz diğer lezzetler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de El Salvador'la ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.